Yardımcı olmamız için bizlerden maddi destek talep ediyorlar. İki, sosyal medya hesaplarımızdan oradaki mazlum kardeşlerimizin seslerine ses ve Siyonistlerin zulmünü dünyaya duyurmak için bizlerden sosyal medyada paylaşım desteği istiyorlar. Üçüncüsü, Hamas'ın sözcüsü Sami Ebu Zuhri'nin kendi ifadesi İslam dünyasından ve Türkiye halkından bu gösterilerini devam ettirmelerini istiyoruz. Çünkü sizlerin bu gösterileriniz Filistin ve Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimiz için bir destektir, bir moraldır, bir yardımdır. Tekbir! Filistin'in umudu olmuştur. Zalimlere sesleniyoruz. Ey zalimler! Kininizle, öfkeninizle bugün buraya Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkmak, mel'un Yahudi'yi tel'in etmek için toplandık. O Kudüs ki, o Mescid-i Aksa ki bizim ilk kıblemizdir. Allah-u Teala onun etrafını mübarek kılmıştır. Yeryüzünde tevhid için kurulan ikinci mabettir. Üçüncü harem-i şerifimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracına çıkan bir basamaktır. Dolayısıyla Kudüs derken, Mescid-i Aksa derken sıradan bir şehirden ve sıradan bir mescitten bahsetmiyoruz. Muhterem kardeşlerim, Kudüs ve Mescid-i Aksa gerçekten de bizim kutsalımızdır ve çok mübarektir. Tarihte belki de yüzlerce, bilmiyoruz, belki de binlerce peygamberin hatırası orada vardır. Başta Hazreti Davud, Hazreti Süleyman olmak üzere. Malumunuzdur ki Hazreti Ömer tarafından fethedilip Müslümanlara hibe edilmiştir. Her ne kadar 87 yıl boyunca Haçlıların işgali altında kalmışsa da ceddimiz Selahaddin Eyyubi orayı azat ederek Müslümanlara emanet etmiştir. Bugün 70 küsur yıldır yine tekrar Mescid-i Aksa'mız, Kudüs'ümüz işgal altındadır. Yine tekrar hüzünlüdür. Yine tekrar Selahaddinleri gözlemektedir. Ey Siyonist işgalciler! Komutanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan bu ümmet asla size boyun eğmeyecektir. Tekbir! Tekbir! Tekbir!
Siyonist terör çetesinin Müslümanların sadece onuru ve izzetini çiğnemesine, şehirleri harap, bedenleri parçalamasına, katliamlarını gizlemek için basın merkezlerini vuracak kadar gözü dönmesine kahrolmuyoruz. Bugün sadece parça parça olan bebeklerimize, evleri başlarına yıkılan, Allah'tan başka sığınağı olmayan kardeşlerimize, bacılarımıza kahrolmuyoruz. Bugün aynı şekilde koskoca İslam aleminin yapılan bu zulmü hiçbir şey olmamış gibi seyretmesine de kahroluyoruz. Artık kelimelerin, kınamaların ötesine geçmemiz gereken noktadayız. Zulmü daha ne kadar seyredeceğiz? Daha kaç parçalanmış bedene ağlayacağız? Bombaların ölüm yağdırmasına daha ne kadar ahuvah edeceğiz? Ateş sadece düştüğü yeri değil, yüreklerimizi de yakıyor. Mazlumun feryadı arşı titretirken, İslam ülkelerinin yöneticilerinin harekete geçmesi için daha kaç şehrin yakılması, kaç bedenin parçalanması gerekecek? Ey İslam beldelerinin yöneticileri, artık kendinize gelin. Kudüs'ün özgürlüğüne giden yol hiç şüphesiz direniştedir. Direniş hareketine siyasi, ekonomik ve askeri olarak destek verin. Mescid-i Aksa ve Müslüman kardeşlerimize kalkan olun. Sokakları kan gölüne çeviren katilleri durduracak adım atın. Ülkelerinizin işgal rejimine sağladığı siyasi, ekonomik, askeri imkanları derhal sonlandırın. Hiç şüphesiz İslam korkakların değil, cesur ve atılganların omuzunda yükselecektir. Ey Birleşmiş Milletler, ey insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden kuruluşlar, neredesiniz? Ey İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye devletler, siz Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için kurulmadınız mı? Daha kaç kez tecrübe edeceksiniz? İsrail laftan, sözden anlamıyor. İsrail cuma günleri camilerden okunan hutbelerden anlamıyor. İsrail kınanmaktan anlamıyor. Tarih şahittir ve bugünlerde de bir daha tecrübe edilmiştir ki İsrail ancak ve ancak güçten anlıyor. Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir. Var olsun İsrail! Var olsun İsrail! Var olsun İsrail! Selahaddin Eyyubi'ye selam olsun! Sultan Abdülhamid Han'a selam olsun! Şeyh Ahmet Yasin'e selam olsun! Abdülaziz Rantisi'ye selam olsun! Yahya Ayyaş'a İzzettin El Kassam'a Filistin'e Kudüs'e Gazze'ye direnişin bütün mücahitlerine ve Kudüs için canlarını feda eden tüm şehitlere selam olsun, rahmet olsun. Hamas'a